Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği de Türk Standartları Enstitüsü ile ortaklaşa başlattıkları çalışmayla alışveriş merkezlerine de güvenli hizmet sertifikası vermeye başladılar. Henüz İstanbul'da alan olmadı. Biz ilk başvuranlardanız. Türk Standartları Enstitüsü bulunduğunuz lokasyona göre bir program dahilinde gün veriyor. Gelip denetlemelerini yapıyorlar. Öncesinde gerekli belgeleri, hazırlıkları yapıyorsunuz. Bunları hazırladık, bekliyoruz geldikleri zaman. Biz de bu belgeyi alacağız. Aslında 1 Haziran'da tüm alışveriş merkezleri tekrar faaliyete geçtiklerinde tüm bu tedbirler alınmaya başlandı. Ve hemen hemen her gün biz denetleniyoruz. İlçe sağlık, il sağlık, emniyet, zabıta gibi yerel yönetimler tarafından sürekli denetleniyoruz. Bazen de büyük denetlemeler oluyor, kaymakamlığın da dahil olduğu. Bunların hepsinden biz bugüne kadar hatasız bir şekilde geçtik. Tüm tedbirler aslında temelde sosyal mesafe, maske ve kişisel hijyene dayanıyor. Bizim aldığımız tedbirler de giriş noktalarından itibaren tamamen bunu sağlamaya yönelik. Hem insanları bilgilendirme amaçlı sesli ve görsel uyarılarımız var. Hem de kontroller yapıyoruz. İlk girerken biliyorsunuz maskesiz giremiyorsunuz. Mesafeli bir şekilde giriyorsunuz. Muhtelif yerlerde el dezenfektanlarıyla ellerinizi dezenfekte ediyorsunuz. Ortak alanlarda da tüm tedbirler alınıyor. Dediğim gibi tamamen mesafeyi sağlama ve maskesiz dolaşmayı engelleme üstüne kurulu bizim sistem. Kendi alışveriş merkezimiz özelinde bir geliştirdiğimiz bir yazılımla her gün yaklaşık 10-15 tane mağazayı denetliyoruz. Pandemi denetimi yapıyoruz kendi içimizde. Eksikler olursa uyarıyoruz. Zaten alınan tedbirleri tescillemiş olacağız. Yani son kullanıcı diyeyim, ziyaretçiler nezdinde alışveriş merkezleri daha güvenli, gönül rahatlığıyla gidilebilecek yerler olduğunu biliyor olacaklar. 1 Haziran'da yaklaşık AVM'ler %30'lar seviyesinde bir ziyaretçi doluluğuyla başladılar tekrar faaliyete. Biz de bu %70'lere kadar gelmiş durumda ama kapalı AVM'lerde %40'lar 50'ler seviyesinde kaldı. Bunda tabii açık hava AVM'si olmamızın büyük etkisi var. Bizde tamamen doğal havalandırma, iklimlendirme sistemlerimiz yok. Bu insanlarda biraz daha olumlu etki yapıyor. Tabii daha rahat hissediyorlar kendilerini. Aslında kapalı alışveriş merkezleri de tüm tedbirleri alıyorlar ama biz bu avantajımızı tabii ön plana çıkarmış olduk bu dönemde. Neredeyse eski normale yakın seviyelere geldik. Hem cirolarda hem ziyaretçi sayılarında. Eksik olan bir kısım var. Uluslararası dolaşım kısmen kısıtlı olduğu için çok fazla turist çeken bizim gibi alışveriş merkezleri biraz bu durumdan etkilendiler. Biz bunu son dönemde özellikle Ağustos'un ikinci yarısından itibaren Balkan pazarına yönelerek aşmaya başladık. Çok ciddi anlamda çok fazla Balkanlardan gelen ziyaretçileri ağırlıyoruz. Daha öncesinde çeşitliydi. Kuzey Afrika, Kafkaslar, Orta Doğu ve Arap ülkeleri kısmen Balkanlar şeklindeydi. Ama çok yoğun bir şekilde Balkan ziyaretçi almaya başladık son dönemde. İlk başta hani birikmiş ihtiyaçlarını karşılamak için ilk refleksle alışveriş merkezlerine gitti insanlar. Çok daha kontrollü bir şekilde. Ama zaman içerisinde zaten kafe ve restoranlar da hemen açılmadı alışveriş merkezleriyle birlikte. Bir süre sonra açıldı. Tedbirler oturduktan sonra. Biz yine o anlamda avantajlıyız. Çünkü açık havada kafe ve restoranlarda oturabiliyorlar rahatlıkla. Tabii yani temel ihtiyaçlar haricinde artık hani sosyalleşme anlamında da tekrar eskisi gibi insanlar alışveriş merkezlerine gelmeye başladılar. Biraz eğlence sektörü eski seviyelerden uzak durumda. O da çok normal aslında bu süreçlerde. O da yakın zamanda hani pandeminin gündemden kalkmasıyla birlikte düzelecektir diye düşünüyorum. Outlet olduğumuz için insanlar alışveriş odaklı geliyorlar. Alışverişlerini yapıyorlar, gidiyorlar. Bizim aslında temel prensibimiz bu şekilde işliyordu. Pandemiden sonra diğer AVM'lerde böyle oldu ama biz hep böyle olduğumuz için o anlamda da aslında avantajlıyız.
fazla o. Peki.